Hadi gel seninle Damla'nın dolabına girelim. Giyinelim deniz kızı ya da dipte dalgıç balerin ya da oto yarışçısı. Bir pilot gökte uçan uçakta ya da makinist şirin bir trende. Hadi gel seninle Damla'nın dolabına girelim. Giyinelim ne gizemler içinde. Damla'nın dolabını aç benle. Piramitlerin ortasında. Böyle çok şık oldun havuç kafa. Teşekkür ederim Damlacığım. O halde şimdi güzel bir şehir turuna hazırız demektir. Hayvanat bahçesine gitmek için sabırsızlanıyorum. Umarım lama vardır. Ve ördek. Neden botlarını giyiyorsun Tuğba? Dışarıda yağmur yağmıyor ki. Gezeceğimiz yerler çok çamurlu olur Berk. Hazırlıklı olmak istiyorum. Tuğba hepimizden daha titizdir biliyorsun. Biliyorum. O hiçbir zaman bir lama ya da ördek besleyemez. Belki de besler. Evet. Artık her türlü geziye hazırım. Ama geziye çıkmak için vakit henüz çok erken Tuğba. Giyinmece oynama zamanı. Bu oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı doktor periye. Belki de bir lama çiftliğine gideriz. Hayır. Bugün hepimiz Mısır prensesi olacağız. Ha? Tıpkı Kleopatra gibi. Ha? Bu oyun giyinmece. En sevdiğimiz oyun bu. Şuna bakın. Burası ne kadar güzelmiş. Hayır, hiç de güzel değil. Güneş resmen kavuruyor. Merak etme havuç kafa. Güneşten korunmak için krem sürdük. Evet. Yalnız etraf çok tozlu görünüyor. Bunlar toz değil. Kum Tuğba. Mısır çöldedir. Ayrıca burada kumdan başka şeyler de var Tuğba. Mesela ünlü Mısır piramitleri. Bunlar taştan yapılmıştır ve üçgen şeklindedir. Yalnız 4 yüzeyi vardır ve her yüzeyi üçgen şeklindedir. Gerçekten harika. Berk, dur. Şu ipin rengine bakın ne kadar güzel. Yılan bu. Bakma sakın, çok korkunç görünüyor. O hiç de korkunç bir yılan değil havuç kafa. Tersine dost canlısı bir yılan. Benim dünyamda bütün yılanlar dosttur. Nasılsın sevgili yılan? Biz de şimdi büyük piramidi görmeye gidiyorduk. Büyük piramit mi dediniz? Orası oyun oynamayı en sevdiğim yerlerdendir. Sizin de gelebilir miyim? Elbette. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Nasıl gidileceğini biliyor musun? Tam değil ama hiç sorun değil. Büyük piramit o kadar büyüktür ki onu mutlaka görürsünüz. Büyük piramidi arıyoruz. Büyük piramidi, büyük piramidi. Piramit o kadar büyükmüş ki şaşırmış yılanları. Tebrik ederim. Harikaydın. Çok zekisin. Özür dilerim. Lütfen bağışlayın. Geldiğinizi fark etmemişim. Hippo! Kobra! Merhaba. Tanıştırayım, yeni arkadaşlarım. Memnun olduk Hippopotam. Uyandırdıysak özür dileriz. Olsun, önemli değil. Nehirde yüzdükten sonra burada uzanıp güneşlenmeyi seviyorum. Teşekkür ederim havuç kafa. Rica ederim Damlacığım. Biz de şimdi büyük piramide gidiyorduk. Ben de gelebilir miyim? Orası en sevdiğim oyun yeridir. Elbette. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasıl gidildiğini biliyor musun? Hayır, tam değil. Ama büyük piramit o kadar büyüktür ki kesin görürsünüz. Büyük piramidi arıyoruz. Büyük piramidi. Piramidi o kadar büyükmüş ki şaşırmış sahibini. Belki büyük piramidi buradan görebiliriz. Ben göremiyorum. Sen görebiliyor musun Tuba?
Üçgene benzeyen hiçbir şey görmüyorum. Ama ileride büyük, çok büyük bir kedi görüyorum. O gördüğün şey Sphinx olmalı. Sphinx mi? Bu Sphinx oyuncu bir kediye benziyor. Ne dersiniz? O da bizimle büyük piramitte oynamak ister mi? Hayır. O tek başına oyun oynamayı sever. Ne zaman görsem böyle yalnızdır. Onun piramidi sevdiğini sanmıyorum. Oraya gittiğini hiç görmedim. Ama orası için fazla büyük. Ya hayır. Büyük piramit bu Sphinx'ten bile büyüktür. Görünce anlarsınız. Kobra ile Hippo yeni arkadaşlarını büyük piramide götürüyorlar. Bir gün beni oraya oynamaya çağırırlar mı acaba? Oh, aklıma bir fikir geldi. Büyük piramidi arıyoruz. Büyük piramidi, büyük piramidi. Piramit o kadar büyükmüş ki şaşırmış Sphinx. Görebiliyor musun havuç kafa? Üzgünüm. Piramit falan yok. Ama nasıl olur? Buradan bakınca görmemiz gerekiyordu. İstersen sen de bak. Şu işe bakın. Bir piramit görüyorum. Ama hiç de o kadar büyük değil. Hadi gidip yakından bakalım. Ama bu büyük piramit olamayacak kadar küçük. Belki birileri yıkamıştır. O da güneşte çekmiştir. Ya da biri yarısını kesip evine götürmüştür. Ya da belki birileri piramidi gömmüştür. Bakın. Bak bu doğru. Kazalım görelim. Bunu kim yapmış olabilir ki? Belki de Sphinx yapmıştır. Evet. Kediler kum eşelemeye bayılır. O yapmıştır çünkü piramitten hoşlanmıyor. Gidip kendisine sorsak mı? İyi fikir. Ah yaşasın. Buraya geliyorlar. Merhaba Sphinx. Merhaba. Piramidi siz mi gömdünüz acaba? Evet öyle. Ben gömdüm. Sen mi gömdün? Neden? Çünkü hep birlikte kazıp onu ortaya çıkarmak eğlenceli olabilir diye düşündüm. Yani sen bizimle oyun oynamak mı istiyorsun? Biz hep yalnız oynamak istediğini sanıyorduk. Piramitte oynamaktan hoşlanmadığını düşünüyorduk. Gidip o kişiye sormadan asla işin doğrusunu bilemezsiniz. Evet Damla çok haklısın. Sormamız gerekirdi. Şimdi soralım mı Kobra? Bizimle piramitte oynamak ister misiniz Sphinx? Sizinle piramitte oyun oynamayı çok istiyorum. Güzel. Hadi o zaman kumu kazalım. Piramidi ortaya çıkarma oyunu oynayalım. Anlaştık. Piramit şimdi daha büyük. Evet, bir yandan daha büyük. Şimdi piramit daha büyük. Bir su aydırından daha büyük. Ama bu piramit hepsinden daha büyüktür çocuklar. Evet, bir Sphinx'ten bile daha büyük. Herkes sırtıma tırmansın. İşte gidiyoruz. Mısır çölünde oynamaya bayıldım. Anneciğim. Berk ve Tuğba ile birlikte Mısır çölüne gittik. Orada arkadaşlar edindik. Sonra da Sphinx'e tırmanıp büyük piramitte oynadık.
Ne kadar çok şey yapmışsınız. Şehir turu için yorgun olmadığınızdan emin misiniz peki? Eminiz. O zaman gidiyoruz. Sen de bizimle birlikte hayvanat bahçesine gelir misin? Tabii ki. Ben hayvanları çok severim. Özellikle de şırınlamaları. İyi ki sormuşum. Biri hakkında tahmin yürütmek yerine kendisine sormak gerekir. Ama seni sevip sevmediğimi sormana hiç gerek yok. Çünkü cevabım her zaman için evet. Onlar gerçekten çok hızlı. Hayır. Bugün hepimiz basketbolcu olacağız. Bu oyun giyinmece en sevdiğimiz oyun bu. Kapın bir top. Maç başlıyor. Yaşasın. Hey. 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 Çabuk ol Reha. Tamam. Hemen geliyorum Berk. Bak Berk, topu nasıl döndürüyorum. Harika. Ben de yapacağım. Gel Reha, sen de dene. Bir dakika. Şimdi sıra şut atmadı. Az farkla çıktı. İyi atış. Tekrar dene. Sen oynamıyor musun Reha? Oynayacağım. Kendime en uygun topu bulmaya çalışıyorum. Evet. Bu top gayet uygun. Güzel. Hadi o zaman. Şimdi dikkat et de nasıl atıldığını öğren. Şu işe bak. Pota ne kadar yüksekmiş. Ah! Az daha oluyordu Damlacığım. Sıra bende. Potaya iyi odaklan. Özür dilerim havuç kafa. Hadi Reha, sıra sende. Başardık. Harikasın. İşte bu. Bu sefer de diğer potaya atmayı deneyeceğim. Hadi gidelim. Hadi yapacaksın Berk. Acele etme Berk. Hedefini iyi belirle. Hayır, dur. Atma sakın. Hayır. Neden topa engel oldun havuç kafa? Potaya bakın. Bu bir kuş yuvasına benziyor. Öyle zaten. İçinde bir de yumurta var. Şu işe bakın. Attığın top iyi ki potaya denk gelmemiş Berk.
Ah, hayır, olamaz. Ah, canım yavrum benim. Seni kendi yumurtam sandım. Aa, zavallı kuş, yazık sana. Bir şey mi oldu? Yumurtalarımdan biri yuvadan düştü. Bir türlü bulamıyorum. Ama yumurta düşünce kırılmaz mı? Aa, hayır. Benim adım zıplayan kuş. Yumurtalarım düşünce kırılmaz. Zıplar. Ha, dünyada böyle zıplayan yumurta yoktur ki. Ama benim dünyamda var. Hadi bebeğim, onlara zıpladığını göster. Hadi. Gerçekten zıplıyor. Diğer yumurtamı bulmam gerekiyor. Yoksa uzaklara zıplayabilir. Ama yuvamı da bırakamıyorum. Sen üzülme güzel kuş. Kayıp yumurtanı biz buluruz. Oh, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu salıncakla iyice yükselip etrafa bakabiliriz. Dikkatli olun. Fazla yükselmeyin çocuklar. Etrafta yumurta görüyor musunuz? Hayır, henüz göremedim. Merak etmeyin, ben iyiyim. Yumurta! Bir sağa zıplar, bir sola zıplar. Bu yumurta sadece zıplamaktan anlar. Bir alttan geçer, bir üstten seker. Bu zıplayan yumurta her yerde gezer. Bir yukarı çıkar, bir aşağı kayar. Bu yumurta sadece zıplamaktan anlar. Tamam, yakaladım. Yumurtayı yakalamışsın. Harikasın avuç kafa. Teşekkür ederim damlacığım. Şu işe bakın. Bu yumurta değilmiş ki, basketbol topuymuş. Peki yumurta nerede? Çok güzel. Hadi. Çok güzel. Hadi. Olamaz. Yumurta. Hayır, gidin buradan. Görmüyor musunuz? Oyun oynuyoruz. Özür dileriz arkadaşlar ama bizim bu yumurtayı yuvasına götürmemiz gerekiyor. Ama bu yumurta değil ki. Bu bir basketbol topu. Hayır, bu bir zıplayan kuş yumurtası. Onu gerçek basketbol topuyla takas edebiliriz. Hayır, kalsın. Biz bu toptan gayet memnunuz. Hem gülüyor da bak. Biz bu gülen top sayesinde bütün maçları kazanırız. Evet. En büyük biziz. En büyük biziz. Bizimle maç yapar mısınız peki? Yaparız. Nasılsa biz kazanacağız. Evet, biz her zaman kazanırız. Peki kaybederseniz yumurtayı verecek misiniz? Evet. Ha? Siz kazanacaksınız ya, öyle diyordunuz. Pekala. 3 basket atan ilk takım yumurta topu kazanır. Anlaştık. Herkes hazır mı? Maç başladı. Yaşasın. İlk basket tamamdır. Acele etme Berk. Potaya iyi odaklan. Tüh, ıskaladım. Yaşasın. Harika. Ve işte bu da ikinci basketimiz. Bir basket daha atarsak kazanıyoruz. Bir de Reha denesin. Evet, yaşasın. Hadi Reha, yapabilirsin. At artık. Hayır, olamaz. Iskaladı, dışarı attı. Bakın, topumuz sahiden de yumurtaymış. Evet, ve her yavru gibi annesine ihtiyacı var. Haklısın.
Ama yine de kıkırdayan topumu çok özleyeceğim. Onun yerine gerçek basketbol topuyla oynayabilirsiniz. Çok güzeldi, ben çok eğlendim. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Reha, bana nasıl basket attığını gösterir misin? Tabii gösteririm Berk. Sakın acele etme. Hedefe bak. Ve... Sonunda attım. Uhu! Harika bir sayıydı Berk. Babacığım. Bugün zıplayan kuşun yumurtasıyla basketbol oynadık. Reha da onu isabetli bir şutla tekrar yuvasına yolladı. Ve şimdi de bana şut atmayı öğretiyor. Çok güzel. İsterseniz antrenmana parkta devam edelim, olur mu? Orada daha rahat şut çalışırsınız. Evet, harika olur. Yaşasın. Biliyor musun havuç kafa? Sana sarıldığım zamanlarda asla acele etmiyorum.